Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine ben. İtalya videomuzdan sonra biliyorum yine ben böyle bir ufak tefek bir ortadan kayboldum. Ama videolar gelecek yani özellikle biliyorsunuz yani hani şu anda pandemi dönemi olduğu için yurt dışına vesaire çıkamıyoruz. Dolayısıyla ne videosu gelecek? Benim arabamın videosu gelecek. Şu anda içinde bulunduğum arabamın videosunu zaten birçoğunuz belki otopark.com'la beraber Sinan abiyle beraber çektiğimiz videoda izlediniz. Arabanın birçok şeyini, birçok detayını orada verdim ama vermediğim detaylar da var. Yani vermediğim derken yani yanlış söylediğim çok şey oldu, işte söylemeyi unuttuğum çok şey oldu vesaire. O yüzden şimdi onların hepsini burada sizlere detaylı bir biçimde anlatacağız. Şimdi Sinan abiyle çektiğimiz videoda ben birçok şeyden bahsettim, bahsetmedim, bazı şeylerin ismini yanlış söyledim bilmem ne falan. Bunların hepsi oruçtan kaynaklı. Oruçluyduk, bir de o gün iki araba çekince çok yorulduk. Şöyle söyleyeyim size yani hani arabamı tanıtacağım size. Ama şimdi bugün özellikle nereye gidiyoruz? Ben şu anda şeye gidiyorum, adını siz söyleyin, lastik almaya gidiyorum. Benim lastiklerim birazcık eski maalesef. Şimdi lastik buldum, istediğim lastiği buldum. Falcon'ın bir tane lastiği vardı, 225 50 16, bulması çok zor. Bulduğunuz zaman da fiyatı da bir o kadar yüksek olan bir lastik olduğu için iyi almanız lazım çünkü bir defa alıyorsunuz lastikleri. Şimdi onları almaya gidiyorum, gidelim orada gösteririz çünkü 205 şu anda arabanın üstünde 205 55 16 var. Lastikler birazcık içeride kalıyor yani çamurluğun içerisinde kalıyor. 225 50 16 ile taban genişlediği için lastikler çamurluğu tamamen dolduruyor. O yüzden şimdi 225 50 16 aldığım zaman lastikler böyle cuk diye oturacak. Araba böyle kılıç gibi duracak o zaman. Güzel olacak, keyifli olacak yani. Şimdi ben lastikçiye gidiyorum. Lastikçide buluşalım. Herkese tekrardan merhabalar. Maskeyle dolaşmak zorundayız. Artık geldiğimiz hallere bakar mısınız gerçekten? Ama şimdi beni duyamayacaksınız diye muhtemelen insanlardan uzaklaşıp maskeyi çıkartıp o şekilde konuşuyorum. Lastikçime geldim. Şimdi sıfır, dediğim gibi 225 50-16 Falcon lastiklerim takılacak. Yani arabayı işte şöyle tanıtayım arkadaşlar. Araba 1995 model BMW 318 Ti Compact. Aracın üzerinde 318 IS motoru var. Yani 318 Ti'ların zaten genelinde, yani hatta genelinde demek yanlış olur, hepsinde IS motoru mevcut. 140 beygir M42 motor var üzerinde. Facelift olan araçlarda M42'den M43 ve M44'e bir geçiş yapılmış. Hatta geçenlerde onun muhabbetini yaptık. Benim bir tane arkadaşım var, Cihan diye. Cihan arabayı kullanırken onda da mesela M44 vardı. Böyle yapsın. Ya gidiyor ama hani böyle yaptı. Dedim ki oğlum senin araban M44'tü. Böyle yaptı. Ya doğru söylüyorsun. Çünkü şöyle bir şey var. Hiçbir şey değişmesin bakın. Santimetre küp olarak hiçbir şey oynamasın. Beygir olarak hiçbir şey oynamasın. Ama BMW bir arabasını facelift yaptıysa eğer banko kesinlikle ve kesinlikle motorda değişen bir şeyler oluyor. Mesela M50'den M52'ye geçti. Cihan'la biz mesela E36'ı çok seviyoruz. O yüzden biz E36'ları çok örnekleyebiliyoruz. Cihan'la mesela M50 vardı. M52'ye geçti. Ya diyor ki hani bisikletten motora geçmiş gibiyim. Hani öyle örnek vereyim. Çok fark ediyor. Yani facelift olan araçta inanılmaz derecede fark ediyor BMW'de. Maalesef öyle bir durumu var. Şimdi dediğim gibi lastiklerim değişecek. Muhtemelen şu anda şifreyi arıyorlar. Ben onlara şifreyi vereyim. Lastiklerimiz geldi. Lastikleri şimdi montajını yapacaklar. Balans yapılacak. Daha sonra da arabaya şey yapılacak. Rot yapılacak. Detailing'e biraz kafayı bozmuş vaziyetteyim ya. Zaten biliyorsunuz. Şöyle göstereyim arabayı. İçini göstereyim size daha doğrusu. Lastiklerimi, eskiler çıkan lastiklerimi aldım. Bunları saklayacağım. Ya annemle bunları oturak yapacağız ya da bunları bilmiyorum yani başka bir şekilde de değerlendirebilirim. Ya, arabayı komple bir konuşacağız, arabayı komple tanıtacağım size. Arabanın şu anda birazcık kirli yağmurdan ötürü. Yeni ön takım yapıldı arabaya, işte diskler, balatalar, her şey değişti. Şuradan gelen fren havalandırma portmanı görebilirsiniz.
Bu taraftan da bakınca böyle gözüküyor. Az önce araba hakkında bahsediyordum, işte şu yapılacak, bu yapıldı bilmem ne vesaire diye. Ya aslında bu korona dönemi benim çok işime yaradı. Arabanın çok fazla kozmetik işi vardı. Kozmetik işlerinin hepsini ben bitirdim. Yani sayılır. Yani hani şöyle söyleyeyim size. Eski bir BMW sahibiyseniz elinizin her zaman için ve her zaman için cebinizde olması gerekiyor. Yani BMW'ler böyle arabalar maalesef. Yani her arabaya binerken işte yağına bakacaksınız, suyuna bakacaksınız. Kaçırdığı için veya yaktığı için değil ama yine de bakacaksınız. Çünkü nazlı arabalar, yani gerçekten çok nazlı. Muhtemelen sevgilim olsa bu kadar uğraşmazdım. Ama maalesef yani verdiği keyif çok farklı. Benim arabamda orijinalden fabrikasyon kilit var. Kilitli diferansiyelim var. O da büyük bir şans oldu benim için. Çünkü yutabilirlerdi de yani hani kilitli diferansiyel. Çünkü çok zor bulunan bir kilitli diferansiyel var üzerinde, biliyorsunuz yani E36 kompaktlar ön taraftan bir E36 sedanla aynı, arka taraftan, arka taraf yürüyen olarak tamamıyla E30. Arka taraf E30 olduğu için arkadaşlar kilitli diferansiyeli çok büyük bir para, çok zor bulunuyor yani hani bu şu anda bir altın. Arabamın kozmetik olarak işte iç döşemesini yaptırdım. Korona bana çok yaradı gerçekten de. Yani biraz önce de söyledim. 3-5 gözüme takılan farklı noktalarda boyasal işleri vardı. Onlar yapıldı. Çünkü ben kıl adamım. Yani hani beni birçoğunuz eski olduğunuz için beni biliyorsunuz. Yani hani ben Z4'üme karşı da böyleydim. Kıl adamım. Kıl adam olduğum için benim böyle bir temiz olması lazım. Şimdi lastiklerimiz eskiydi. Lastiklerimi yeniledim. Kafama takılıyordu çünkü. Araba çünkü çok yüzüyordu. Bunun zaten videoda Sinan abi de söylemişti. Çok keyifli bir araba. E36 kompakt. Bunun hakkında daha çok konuşacağız. Çünkü arabanın ister istemez dediğim gibi yani hani yapılacak çok işi oluyor. Şimdi arabanın lastikleri montajda, balansı yapılacak dediğim gibi. Daha sonra da rot yapılacak arabaya. Rot yapılırken tekrardan bir muhabbet ederiz. Şimdi ben bir arabanın başına geçeyim. Stoplarım çok kötü durumda değil. Stoplarım çok güzel bir durumda. Sağ stop var elimde. Sıfır aldım. Sol stop bulamıyorum. Sol stopları bulursam eğer değiştireceğim ikisini birden. Pandizot konusuna gelecek olursak, pandizotum solmuş. Artık güneşte tabii araba yata. Pandizot sıfırlanacak. Ondan sonra pandizotu tekrardan kaplatacağız. Tamir edilecek yeri tamir edilecek. Ki Allah'a çok şükür pandizotum benim çok düzgün. Koltuğun şuraları yapılacak. İncik boncuk işleri var. Çoğunluk olan işlerini hallettim. Lastikler takıldı. Şimdi diğer tarafı takacaklar. Bakın şöyle baktığınız zaman lastikleri yanak korumalı. Kaldırıma vesaire yanaştığınız zaman bu jantı çizdirmiyor. İşte en sevdiğim noktası da bu. Kumalarda da var aynı sistem. Yani bu yanak koruma olduğu zaman benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü jantı tamamen korumuş oluyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman da jantlarım da çok güzel oturdu vallahi lastiğe. Çok beğendim. Çok güzel oldu. Böyle binmek nasip olur inşallah. Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Otoparkımıza geldik. Lastikleri taktık. Bir de lastiklere parlatıcı da sürdüm. Böyle çok güzel oldu ya. Yani etli butlu. Yani o şeyin kapanmış olması. Şimdi buradan baktığınız zaman da ben bakınca görüyorum tabii ama kameradan siz muhtemelen göremeyeceksiniz. Şuradaki ön ve arka taraftaki boşluğun gitmiş olması beni çok mutlu etti. Ben çok iyi ki almışım ya. Vallahi lastikleri taktık ama lastikleri taktıktan sonra da açıkçası pek bir yol yapmadım. Şu anda size lastiklerim ya çok güzel, çok iyi vesaire diyemeyeceğim. Ha ama şu ana kadar vermiş olduğu örnek veriyorum. Yani ben Mecidiyeköy'den oturduğum yere geldim. Bu geçen süre içerisinde örnek veriyorum 20 kilometre kullandım arabayı. 20 kilometrede bana vermiş olduğu hissiyat gerçekten lastiklerin çok konforlu olduğu ve fren hissiyatının çok iyi olduğu. Valla otoparkım olduğu için de bir açıdan çok şanslıyım. Çünkü örnek veriyorum yani arabaya cila yapıyorum. O cilayı 24 saat bekletiyorum arabanın üzerinde. Ve daha sonra siliyorum falan. Bu tarz avantajlarım oluyor benim için. Ondan sonra. Ama tek derdimiz kapalı otoparkta kedi problemi biliyorsunuz. Yani kedileri buradan
onlara zarar vermeden nasıl uzaklaştırabiliriz vesaire falan çok araştırdım. Ancak herhangi bir sonuca ulaşamadım. Yani eğer aranızda bilen varsa lütfen bu konuda bana bir fikir versin. Yani hani beyaz sirkeden tutun işte ne bileyim her türlü. İki tane yorum var bak onlara çok gülüyorum. Bunlardan bir tanesi gerçekten çok komik. Yani şu adam diyor ki oturmuş klavyenin başına yazmış. Bu arada yadırgamıyorum. Yani yazmış diyor ki abi BMW'nin 6 silindir olur. Yani arkadaşlar 6 silindirli BMW aldığınız zaman o zaman LPG takmayacaksınız. Şimdi bana bu yorumu yapıyorsanız eğer bana bu yorumu yapabiliyorsanız BMW'nin 4 silindir olmaz. Kime göre neye göre? Hani sen nasıl oturdun da buna oturduğun yerden karar verdin? BMW'nin 4 silindir olmaz. Ya nasıl olmaz? Adam üretmiş işte al koymuş. Ya orada duruyor işte motoru içine koymuş ve aslan gibi de keyif veriyor. Yani hani BMW'de 4 silindir olmaz. Ya nasıl olmaz işte? Yani hani ya bırakın gerçekten bu işleri. Yani ona bakarsa 3 silindirli BMW de olmaz. Ama adamlar yapmış ve gidip bayıla bayıla alıyorsunuz. Yani veriyorsunuz 400 bin liraları, 300 bin liraları gidip ruhu olmayan, işte 2.0 yazıyor ama motoru 1.6 olan turbo beslemeli arabaları alıyorsunuz. O zaman sesiniz çıkmıyor 3 silindirli BMW'ye binerken de ben 4 silindirli 3.18 Ti arabacımı aldığım zaman, arabamı sizlerle paylaştığım zaman 4 silindirli BMW mi olur diye ses çıkartıyorsunuz. Ya bunu yapmayın. Bu gerçekten çok saçma sapan bir muhabbet. Diğer yorum da şu. E36'nın artan parçalarından araba üretip adını da kompakt koymuşlar. Ya muhtemelen bu arkadaşlar şöyle BMW çalışanlarından çok daha zeki olduklarını tahmin ediyorum. Çünkü bu çok ciddi bir espri yeteneği. Adamlar herhalde oturup şunu demişler. Yani ben bu arkadaşların yorumundan şunu anlıyorum. Adamlar otururken Almanya'da, Münih'te, fabrikada oturuyorlar. Yani ben bu yorumu yapan arkadaşlardan şunu anlıyorum açıkçası. Adamlar otururken Baviera'da, Münih'te. Şu yorumu yapmışlar galiba E36'yı tasarladıktan sonra. Abi biz E36'yı ürettik ama parçası çok arttı ya. Bir araba üretelim de millette bu arabayı da bir geçirelim tarzında herhalde fikir yürüttüler diye düşünüyorum ki bu yorumu yapabiliyorlar. Çünkü ben BMW'nin hiçbir kaynağında biz E36'dan artan parçayla bir araba ürettik, onun adını kompakt koyduk tarzında bir kaynağa ulaşamadım. Ulaşırsam haber veririm ama. Ama hani bayıla bayıla baktığınız E30M3 var ya, o araba da 4 silindir arkadaşlar. Şimdi mesela işte bahsettim ya o iki tane yorum, o arkadaşlar falan. Ve bunlara istinaden bir de şu tipler var. Yani BMW kompağı bayan için üretmiş. Yani hani BMW'nin böyle girip araştırabilirsiniz. En basitinden Wikipedia'ya BMW E36 kompakt yazdığınız zaman size tonlarca bilgi sunuyor. Bir girin bakalım. Ya da Almanya'ya mail atabilirsiniz. Yani BMW'ye mail attığınız zaman BMW size dönüyor. BMW deyin ki ya siz zamanında 90'larda E36 kompakt adında bir araba ürettiniz. Bu arabayı sadece bayanlara mı ürettiniz? Çünkü bizim ülkemizde bu arabayı erkekler kullanıyor. Bu işte bir yanlışlık olabilir mi? Diye bir mail atın bakalım. Almanya'daki bu işi bilenler, BMW Genius'lar vesaire size ne diyecekler? Yani hani bir bakın bakalım. Ondan sonra oturur konuşuruz. E36 kompakt bayan için mi üretilmiş yoksa arabadan anlayan insanlar için mi üretilmiş tartışırız. Keyifli, çok keyif veren bir araba gerçekten. Yani ben almadan önce bu arabanın bu kadar keyifli olduğunu bilmiyordum. Ve dediğim gibi arkadaşlarım falan hala daha bana takılırlar. Hani hep böyle dalga geçerler. Ulan hani almayacaktın da sevmiyordun da bilmem ne. Ben kompakt sevmem falan. Hep bana dalga geçerlerdi. Hala daha geçiyorlar. Ama aldığım için çok mutluyum. Çok memnunum arabamdan. Kozmetik işlerini bitirdim. Şu anda benim yapacağım tek olan şey çok çıtırdan böyle bir ses sistemi istiyorum. Çok ufak ama böyle hani 90'lar çalarken böyle o tizler, o basslar çok düzgün vursun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Çünkü benim genellikle müzik tarzım hep böyle 90'lar, Türkçe 90'lar, yabancı 90'lar. Öyle rapmiş falan. Rap dinlerim ama hani onun dışında çok böyle hani pop'a falan giremem yani sevemiyorum. Hele ki özellikle yeni nesil müziklerini kesinlikle dinleyemiyorum. Dolayısıyla
böyle çok ufak bir tesisat istiyorum arabaya. Bakalım, yapacağız yani, yapacağım. Onu da yapacağım. Hatta altyapısını yaptım. Evet arkadaşlar, artık söyleyecek bir şeyim kalmadı yani. En azından bugünlük kalmadı çünkü ben de yoruldum. Sabahtan beri dışarılardayım, arabayla uğraşıyorum. Bundan sonra işte bir pandizot tamirimiz olacak vesaire falan. Arabanın çok fazla kozmetiksel bir işi kalmadı. Allah'a çok şükür. Binlerce kere şükürler olsun ki mekanik olarak da herhangi bir işi yok arabanın. Arabayı kozmetik olarak toparladık. Yani hani bir iş kalmadı açıkçası kozmetik olarak arabada. Hala daha tabii ki de, bakın tabii ki de hala daha gözüme çarpan yerleri var. Yani hani olmaması imkansız zaten. Onlara da nazarlık diyorum ama pek de nazarlık demek istemiyorum. Yaptıracağım çünkü hani olmuyor. Kıl adam, kıl yani, bakın araba konuda kıl olmak çok kötü bir şey. Yani hani orayı yaptırıyorsunuz, bu sefer burası gözünüze batıyor, orayı yaptırıyorsunuz, başka bir yer çıkıyor vesaire, sürekli gözüme bir yer batıyor. Ve hani dedim ya videonun başında da, yani hani eski bir BMW sahibiyseniz eliniz sürekli cebinizde olmak zorunda. Yani hani her an bir serserilik yapabiliyor. Yani o tarzı bir huyu var. Ama şunu da söyleyeyim. Bu araba çok keyifli yani, gerçekten çok keyifli ve benim harcadığım her 1 lirayı hak ediyor. Z4'ü çok özledim. Yani bunu söylemesem çok içimde kalacaktı. Z4'ü çok özledim ama Z4 kesinlikle Türkiye şartlarında bir araba değil. Yollar çok takır tukur çünkü ve hani çok takır tukur olduğu için Z4 zaten takır tukur bir araba. O yüzden çok açıkçası Türkiye'de Z4 almak taraftarı değilim. Zaten istediğim kondisyon, istediğim renkte de bir araba yok. Hepsi mıncıklanmış arabaların, öyle söyleyeyim size. İşte bugünlük de video bu kadar. Yani hani umarım keyif almışsınızdır. Umarım size yararlı bilgiler verebilmişimdir. Ve hani bundan sonra vermeye devam ederim. Hem arabayla ilgili hem ne bileyim farklı bir şeylerle ilgili. Kendinize iyi bakın. Arabayla ilgili herhangi bir sorunuz, işte ne bileyim yorumunuz vesaire varsa kesinlikle yazmaktan vesaire çekinmeyin. Çünkü bunlar benim için önemli. Ben bunları bilmek tabii ki de istiyorum. O yüzden zaten şu anda bu videoyu yapıyorum. Videoyu beğenin, paylaşın, arkadaşlarınızı izletin. Kendiniz mutlaka izleyin zaten. Onun dışında kendinize iyi bakın.